Merhaba sevgili öğrenciler, ben Gündoğdu Koleji'nden Gözde Öğretmen. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi, ülkemizde hayat ünitemize tekrardan birlikte güçlüyüz konumuza devam ediyoruz. Bir toplumun huzur içinde yaşaması için o toplumun birlik ve beraberliği çok önemlidir. Bayram kutlamaları ve önemli günler bu duyguların önemini ve değerini hatırlatan özel günlerdir. Milli birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'dır. Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin ortak bir amaçta birleştiğini ve bu sayede zafere ulaştığını unutmamamız gerekir. Bugün ve gelecekte Türkiye'nin tam bağımsızlığını milli birlik ve bütünlük sağlamakta gerçekleşecektir. Toplumlar hedeflerine ulaşmak için başarılı ve güçlü olmak zorundadır. O gücü de ancak milli birlik ve beraberlikte kazanabilirler. Türk ulusu birlik ve beraberlik içinde milletçe el ele vererek pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Atalarımız birlikten kuvvet doğar, bir elin nesi var, iki elin sesi var diye boşuna söylememişler. Ülkemizin kalkınması, milletimizin huzur ve bolluk içinde yaşaması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyarız. Birlik ve beraberliğimizi sağlayabildiğimiz ölçüde güçlü bir ülke oluruz. Evet, milli birlik ve beraberlikle ilgili atalarımızın da birlikten kuvvet doğar ve bir elin nesi var, iki elin sesi var diye atasözleri birlik ve beraberliğin önemini belirten atasözleridir. Milli birlik ve beraberliğimizi sağlayabildiğimiz ölçüde güçlü bir ülke oluruz. Nelerden bahsettik? Kısaca tekrar edeceğiz. Daha sonra yeni başlığımıza geçeceğiz. Bir kere toplumlar hedeflerine ulaşmak için başarılı ve güçlü olmak zorundadır. Nasıl güçlü olunur? Birlik ve beraberlikle bu güçlülüğü sağlayabilirler. Türk ulusu milli birlik ve beraberlikte el ele vererek pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Tarihte de bunun örneklerinden bir tanesi Kurtuluş Savaşı'dır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın örnek olduğunu söylemiştik. Türk milletinin ortak bir amaçta birleştiğini, bu amacın ne olduğunu, tabii ki düşmanların değil mi yurdumuzdan gitmesi gerektiğini, yeni bir ülke kurulması gerektiğini Kurtuluş Savaşı'nda örnekleriyle de görüyoruz. Bugün ve gelecekte Türkiye'nin tam bağımsızlığını milli birlik ve bütünlük sağlamakla gerçekleşecektir. Bir toplumun huzur içinde yaşamasının da o toplumun değil mi kalkınmasında birlik ve beraberliğin önemli olduğundan bahsettik. Bu duyguları nelerde yaşıyoruz? Bayram kutlamalarında ve önemli günlerde bu duyguları milletçe tekrardan benimsiyoruz. Önemini ve değerini hatırlatan özel günlerdir. Evet, yeni başlığımız yeni ülke, yeni arkadaş. İnsanlar daha iyi bir yaşam isteği, eğitim ya da tehlikelerden uzaklaşma gibi nedenlerle göç ederler. Ülkemize de bu sebeplerle göç etmiş insanlar vardır. Bu insanlar kültür farklılığı nedeniyle çeşitli zorluklar ile karşılaşabilirler. Yaşadıkları yere uyum sağlayabilmeleri için onlara yardım etmeliyiz. Ülkesini çeşitli nedenlerle zorunlu olarak terk edip başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan kişilerden sığınma talebi kabul edilenler mültecidir. Sığınma talebiyle ilgili soruşturması devam edenler ise sığınmacıdır. Ülkesinden çeşitli nedenlerle gönüllü olarak ayrılıp başka ülkeye izin alarak yerleşen kişilere göçmen denir. İnsanlar hiç planlamadıkları halde değil mi göç etmek durumunda kalabilirler. Evet,
Peki göç nedir? İnsanlar neden göç eder? Çeşitli sebeplerle bireylerin bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesine göç denir. Bir kere bunun nedenleri neler? Daha iyi yaşama kavuşma isteği, savaş ve doğal afet gibi tehlikelerden uzaklaşmak, salgın hastalıklardan korunmak için, daha fazla gelir elde etme isteği, daha iyi bir eğitim almak göç etme sebeplerinden sayılabilir. Sığınmacılar, göçmenler veya mülteciler gittikleri ülkelerde birçok sorunla karşılaşırlar. Beslenme, barınma, eğitim, iletişim ve kültür sorunları bu sorunlardan başlıcalarıdır. Ülkemizde de yaşayan bu insanların farklılıklarının hoşgörüyle karşılanması gerekir. Ülkemize uyum sağlayabilmeleri için toplum olarak duyarlı davranmalıyız. Ülkemizde bu insanların sorunlarını çözmek için birçok sosyal sorumluluk projeleri uygulanmaktadır. İletişim sorunlarını çözmek için MEP tarafından devlet okullarında Türkçe dil kursları açılmaktadır. Sağlık kurumlarında da rehabilitasyon ve psikolojik destek sağlanmaktadır. Ülkemizdeki birçok vakıf, dernek ve devletimiz yardım kampanyaları düzenlemektedir. Evet, şimdi nelerden bahsettik? Birçok sebeplerle kendi ülkesinden başka yerlere göç eden insanlardan bahsettik. Biz bu insanlar için ne yapıyoruz? Bu sorunları, belirli sorunlarla karşılaştığından bahsettik. Bu sorunları çözmek için devletimizde değil mi? Sosyal sorumluluk projeleri uygulanabiliyor. Örneğin en güncel olarak Suriye'deki insanlardan bahsedebiliriz. Ülkemizde birçok Suriyeli insanlar var. Göç eden insanlar. Bunda ne yapıyorlar? Mesela Türkçe öğrenmek için Türkçe dil okulları, dil kursları açılıyor. Sağlık kurumlarında da bu insanlara psikolojik destek veriliyor, değil mi? Ülkemizde birçok vakıf, dernek ve devletimizde bu insanlara yardım etmek amacıyla yardım kampanyaları yapıyor. Daha sonra nelerden bahsettik? Az önce sorunlarından bahsetmiştik. Bu temel başlıklarda ne gibi sorunlardı? Beslenme, barınma, eğitim, iletişim ve kültür sorunları bu sorunların başlıcalarıdır. Tabii ki biz ülkemize gelen bu insanlara, bu insanların farklılıklarına da hoşgörüyle karşılamak zorundayız. Hoşgörüyle davranmamız gerekmektedir. Ülkemize de uyum sağlayabilmeleri için toplum olarak duyarlı davranmalıyız. Peki bu insanlar neden kendi ülkelerini bırakıp başka ülkelere geliyorlar? Bir kere çeşitli sebeplerle, savaş olabilir ya da farklı sorunlarla karşılaştıkları için göç etmek durumunda kalıyorlar. Bunların başlıklarında da neler söyledik? Daha iyi yaşama kavuşma isteği dedik. Savaş ve doğal afet gibi tehlikelerden uzaklaşmak isteyebilirler. Salgın hastalıklardan korunmak isteyebilirler. Yaşadıkları yerde gelir elde edemedikleri için farklı ülkelerde çalışarak daha fazla gelir elde etme isteği olabilir. Bulundukları yerde eğitim koşullarının iyi olmayıp farklı yerlerde daha iyi eğitim almak göç etme sebeplerinden birisidir. Evet, ülkesini çeşitli nedenlerle zorunlu olarak burada önemli çünkü zorunluluk var burada kelime anlamında da. Yani gitmek zorunda bulunan kişilerden başka ülkeye sığınma talebinde bulunuyor ve sığınma talebi kabul edilenler mülteci. Eğer zorunluysa mülteci deniliyor sığınma talebi kabul edilirse. Peki sığınma talebiyle ilgili soruşturması devam edenler yani daha kabul edilme süreci olmayanlar sığınmacı olmuş oluyor. Ülkesinden çeşitli nedenlerle, az önceki zorunluydu ama burada gönüllü olarak ayrılan kişiler, ülkeye izin alarak yerleşen kişilere göçmen deniliyor. Tabii ki insanlar hiç planlamadıkları halde göç etmek zorunda kalabilirler. Evet, ilk başta da dediğimiz gibi daha iyi bir yaşam isteği, eğitim ya da tehlikelerden uzaklaşma gibi nedenlerle göç ediyoruz.
Bu insanlar da tabii ki göç ettikleri yerlerde kültür farklılığıyla karşılaşıyorlar. Onun dışında birçok zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Bu yaşadıkları yere uyum sağlayabilmeleri için de onlara yardım etmeliyiz. Tabii ki öncelikle devletimiz ve bizler de bu kampanyaları desteklememiz gerekmektedir. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Görüşmek üzere.